önce işin ekonomik yönünden başlayayım. Türkiye dünyanın 17. büyük ekonomisi. Bu ekonomik büyüklüğü sürdürebilmek, toplumsal gelişimi, insani gelişimi sağlamadan acaba mümkün mü? Eğitimde dünyanın çok gerisindeyiz. Eğitim yılı ortalamasına baktığınız zaman dünya ortalamasının gerisindeyiz. Cinsiyet eşitliği yok. Kadınlar toplumdan dışlanmış. Gençler toplumdan dışlanmış. Her şeyi 55 yaş üzeri erkeklerin yönettiği, yönlendirdiği bir toplum noktasındayız. Sağlık harcamalarına bakın, ifade özgürlüğüne bakın, basın özgürlüğüne bakın. Her şey bloke edilmiş durumda. Yıllardır bu anlayış devam ediyor. Bunu yapmak acaba devletin sorumluluğunda mı? Yoksa bizler sivil girişimler olarak bir şeyler yapabilir miyiz? Ben pointer çalışmıyor galiba. Ben bunun sivil girişimle daha sürdürülebilir hale geleceğini düşündüğüm için ben göstereyim mi nereden yapacaksınız? Bu çalışmıyor. Ben bunu yıllar önce bu kaygıyı profesyonel yaşamımda, kurumsal yaşamımda gördüm. İşin temelinde tabii hepimizin ortak buluştuğu nokta eğitim var. Ancak sivil girişimlerle bu işi hareketlendirmenin önemli olduğunu düşündüm. Ve 94 yılından başlayarak, eğitimden başlayarak bir takım girişimleri oldu. Önce ENKO okullarının hem İstanbul'da hem de Adapazarı'nda kuruculuğunu üstlendim, sorumluluğunu üstlendim. Hala devam ediyorum. Ardından Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nın kuruluş sorumluluğunu üstlendim. Bir dönem uzunca bir süre yönetim kurulu başkanlığını yaptım. Türkiye'de eğitim alanında ciddi bir sivil hareket haline geldi. Mahalle afet gönüllüleri, 99 depreminden sonra mahallelerde gönüllü örgütlenmelerle olası bir afete karşı girişim başlatma teşebbüsü olarak girdi. Ve ondan sonra 2002 yılında toplum gönüllülerini önderliğini yaparak onu başlattık. Toplum gönüllüleri Türkiye'nin gençlik alanında en büyük sivil kuruluşu oldu. O zamanlar arkadaşlar, benim yaşıtlarım beni eleştirdiler. Dediler ki sen gençleri örgütlüyorsun, başın belaya girecek. Algı bu. Bugün itibariyle Türkiye'nin en büyük gençlik kuruluşu oldu. Biraz sonra rakamları vereceğim. Hrant Dink Vakfı'ndayım. Öğretmen Akademisi Vakfı Türkiye'de öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik eğitimler veren, çok yaygın bir çalışma yapan, bugüne kadar 100 binden fazla öğretmene bu mesleki gelişimleri verdik bir kuruluş oldu. Ashoka Türkiye, Ashoka dünyada en önemli sosyal girişimcilik çalışmalarını yapan bir kuruluş. Onun Türkiye Vakfı'nı kurduk. Onun başkanıyım. Ve en sonunda Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nın yönetim kurulunda görev aldım. Ailesi onun hayallerini yaşatmak amacıyla böyle bir vakıf kurdu. Benden de parçası olmamı rica ettiler. Bunu da bir onur olarak kabul ettim. Orada da çalışıyorum. Başım belaya girecek dedikleri, terör örgütü yaratacaksın dedikleri gençlik kuruluşu bugün geldiği nokta itibariyle Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi oldu. Sadece 2014 yılında burada da göreceğiniz üzerine 58 bin genç bir yılda, 58 bin genç 513 bin insanın yaşamına dokunacak şekilde 1400'e yakın toplum hizmeti projeleri. Köy okullarına giderler, çevre projeleri yaparlar, sokak çocuklarına çalışırlar, üreme sağlığı eğitimleri, kararı gençler verir. Yetişkinler onlara proje empoze etmez. Gönüllülük anlayışımız bu doğrultuda. Bütün farklılıklarla bir arada çalışmalar devam ediyor. Hiçbir kuruma, hiçbir holdinge, hiçbir aileye bağlı değiliz. Yaygın bir bağış ağımız var. Kurulduğumuzdan bu yana ciddi bir kaynak üretmiş. Çünkü şeffaflık
ve hesap verebilirliği savunan bir ilkeyle topluma, sivil topluma örnek oluyor. Sadece Türkiye sınırlarında mı kalacağız? Bizler, sizler bu toplumda bir azınlığız aslında. Yani toplumun geneline baktığımız zaman daha iyi eğitim imkanları olan, daha iyi sosyal imkanları olan insanlar bu toplumun gelişmesinin ötesinde bu dünyanın gelişimi için bir şeyler yapmayacak mıyız? Şu tablolar 1 milyar insanın aç olduğu tablolar beni ciddi düşüncelere sevk etti. Ve bir gün Afrika'dan beni ziyarete gelen, randevu alıp ziyarete gelen iki tane Afrikalı adamın anlattıklarıyla o zaman ben bu dünyayı değiştirebilmek için bir adım atmam gerekir diye karar verdim. Ne yapabilirim sizin için diye sorma benim tarzım değil. Ben sormuyorum bu soruları. Ben ne yapabilirim? Ben de yapabilirim esas atmamız gereken adım. Sen de yapabilirsin, hepimiz yapabiliriz. Yeter ki niyetlenelim. Gambiya'dan gelen bu iki tane arkadaşı dinledikten sonra kalktım Gambiya'ya gittim ve oradaki insanları, oradaki toplumu, ihtiyaçları anlamaya çalıştım. Döndükten sonra bir dernek kurduk, bir grup arkadaş ve amaç yardım değil, sosyal yaşamda sürdürülebilir projelere en az gelişmiş ülkelerden başlayarak destek vermek. Evet, Gambiya burası arkadaşlar ve Afrika'nın en küçük ülkesi. Daha önce köle ticaretinin başladığı Kunta Kinte Adası'nın orada olduğu, ondan sonra İngiltere'den bağımsızlığını elde etmiş ama nüfusunun yarısı, %50'si açlık sınırında. Yoksulluktan bahsetmiyorum, yoklukla cebelleşiyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre de en alt sıralarda. Çocukların temel ölüm nedenleri 5 yaşına gelmeden suya erişememeleri. Bizim için çok önemli olan plastik şişeden alıp içtik, gerisine attığımız su orada bir altın değerinde, bir büyük maden değerinde. Ziyaret ettiğim bakan, balıkçılık ve hayvancılıktan sorumlu bakanın kapısında şunu gördüm. Bu dedim, size mi özel? Yok dedi. Bu bizim kamuda çalışan herkesin kapısında yazar. Çünkü dünyanın ve bizim içinde bulunduğumuz gerçek bu. Yaşam ortamları, ben köylerde yaşadım. Orada gittiğimde ailelerle yaşadım. Böyle 3 yıldızlı, 5 yıldızlı, tek yıldızlı otellerden bahsetmiyorum. Yaşam ortamları bu. Ülkenin ikinci büyük şehri de günde en az 100 kişinin yararlandığı tuvalet sistemi. Ev diyemeyeceğim bir ortamda insanların tuvalet sistemleri, ortada gördüğünüz kırmızı dairenin içindeki kapak. Bu bir komünitenin yararlandığı mutfak. Burası bir okul. Burası bir okul sınıfı. Burada da çocuklar bu şekilde oturup tahtada tebeşir yok, çakıl taşlarıyla ders çalışıyorlar. Burası biraz daha geliştirilmiş bir sınıf. Susuzluk çok, en temel. İnsanlar kilometrelerce yürüyorlar. Bu bir yemek yeme modeli. Orada gördüğünüz beyaz el bizim oradaki gönüllü koordinatörümüzün elidir. Günde bir öğün pirinç yiyerek besleniyorlar. Bir deneyin, bir ay boyunca günde sadece bir öğün pirinç yiyerek bakalım siz nasıl hissedeceksiniz. Projeler geliştirdik. Yerelin ihtiyaçlarını anlamadan, yerelde yerel bir kuruluşla işbirliği yapmadan beyaz adamın empoze edeceği projeler doğrularıyla ilerleyemeyiz. Her yerelin, her kültürün kendi ihtiyaçları, tercihleri farklı oluyor. O nedenle yerelde bir sivil toplum kuruluşuyla, oralı bir kuruluşla işbirliği yapıyoruz. Buradan bir gönüllümüz gidiyor, en az 6 ay orada kalıyor, projeleri organize ediyor, gözetiyor. Biz
Ortada bu gördüğünüz alan Gambiya. Ortada büyük bir nehir var ama balık tutma olanakları yok. Çünkü balıkçı tekneleri yok, balık ağları yok. Biz 4 tane köye 7 tane balıkçı teknesi, balık ağları verdik. Şart, tutulan balıkların bir kısmı balıkçılarda, en az %50'si köy halkına dağıtılacak. Dolayısıyla bütün köy halkı beslenmeye katkı olacağı dolayısıyla sahiplendi. Bunlar bizim verdiğimiz balıkçı tekneleri. Balıklar tabii soğutma sistemleri olmadığı için çoğu yerde elektrik yok. Bu şekilde güneşte kurutuyorlar. Ve 18 ayda 18 ton balık tutuldu. En az 30 bin kişinin beslenmesine katkı sağlandı. Devam ediyor bu projemiz. Kadınların yükü çok ağır. Başlarında yük, sırtlarında doğal yük. Çocuklar bir taraftan su alıyor, bir taraftan taşıyor. Düşecekmiş gibi korkuyorum. Bir sefer giderken çocuklara oyuncak götürdüm. Kızlara bebek, erkeklere top götürdüm. Çok mutlu oldular. Bir hafta sonra bana bir fotoğraf geldi. Böyle bir gülümseyen yüz. İnsanlar büyük mutlulukla karşılıyorlar. Artık yapılan projeler onların potansiyellerini harekete geçirdiği için, canlandırdı ve onlara güvenilerek geliştirildiği için onlar bize çok güvenmeye başladılar. Ardından hayvancılık projesi başlattık. Her aileye 2 ila 5 tane küçükbaş hayvan veriyoruz. 3 yıl boyunca kesmek yasak. Doğacak her 2 yavrudan bir tanesini komşu aileye vermek yükümlülüğünde. Dolayısıyla bütün köy halkı ikinci bana geliyor, dördüncü bana geliyor diye projeyi sahiplendi. Ve biz 300 küçükbaş hayvanla başladığımız projede bugün 2200 küçükbaş hayvana yaklaşmış durumdayız. 10 ana bölgede yararlanıcılar 900 aile bu projeden ve sürdürülebilir şekilde, çünkü orada hayvancılık onlar için çok önemli. Bir hayvanı sattıkları zaman oradan 2 yıllık bir çocuğunun eğitim gideri. Tavuk çiftlikleri başlattık. Her köye 400 tane civciv veriyoruz. Orada kümes yapıyoruz. Onları 3 ay sonra satıyorlar ve bir kısmını geriye ödüyorlar. Biz onlarla yeni çiftlikler kuruyoruz. Bir kısmına da kendileri yararlanıyorlar. Bugüne kadar 20 yerde kurduk bu tavuk çiftliklerini. Bunlar da aile için çok mutluluk veriyor. Bu bakışlar tabii beni çok etkiliyor. Balık çiftlikleri kurduk. Balık çiftliklerimiz 7 tane balık çiftliği. Pirinç tarlalarını korumak için setler kurduk. Bu bir kadının eli. Çünkü o pirinçleri öğüterek, havanda döverek elleri nasır tutuyor. 8 köye pirinç değirmeni verdik. Bu pirinç değirmenleri onları, bütün köy halkının yararlanma fırsatını tanıdı. Kadınlara mikro kredi olarak buzdolapları verdik. Onlar her yerde farklı bir mutlulukla bunları dile getiriyorlar. En temel sorun susuzluk. Bir yudum su orada şişeyle dolaşırken yüzüme bakan çocuklara döndüğümde işte, hiç fütursuzca yaklaşarak bir yudum suyu içmenin mutluluğunu görüyorlar. O nedenle 26 köye su kuyusu yaptık. Su kuyuları çok önemli çünkü çok fazla bostan potansiyeli var. Burada gördüğünüz alanlarda soğan yetiştiriyorlar. Çevrede çitler, vahşi hayvanların girmesini engelleyemediği için domates yetiştiremiyorlar. Ve gördüğünüz gibi bunları sulayabilmek için işte oradan elleriyle, büyük bir enerjiyle su çekmeye çalışıyorlar. Ve o hayvanlar da girmesin diye sabah saat 4'ten gece saat 12'ye kadar nöbet tutuyorlar. İşte buna benzer tamirler, su kuyuları tamir ettirdik. Çok mutlu oldular. Çocuk ölümleri azaldı.
marangozluk atölyesi eğitimleri veriyoruz. Güneş panelli soğutma sistemleri. Bunu çok derin. Ama şu hikayeyi bir dinleyin. Ve bundan suyu ellem çekerek çıkartmak çok zahmetli. O nedenle kuyuya kovayı gönderiyorlar. Ucunu da ata bağlıyorlar. Şimdi at onu çekecek. Bak at nereye kadar gidecek. O zaman su kuyudan çıkmış olacak. Bak şimdi evet. Çekilen suyun miktarı 10 kilo, 12 kiloluk bir kovadan bahsediyoruz arkadaşlar. Hala çıkmadı, at hala gidiyor. Bir 10 kiloluk su. Yöntem bu. Çünkü elektrik yok. Çünkü pompa sistemleri ne yazık ki pek çok yerde yok. Alternatifi şimdi burada göreceksiniz. Aynı miktarda büyük bir bidon suyu. Şimdi kadınlar oradan elle çekecekler. 34 metreymiş. 30 metreden de fazla. Çaba, çalışma böyle bir şey. Gündemimizde diğer projeler var şimdi. Güneş enerjisiyle çalışan sistemler kurmaya çalışıyoruz. Ama çocuklar her koşulda çok mutlu. Gayet doğal ortam içinde. İşte orada çamurdan bir topla oynuyorlar. Köy yönetimlerine devrettik bazı projeleri artık 1,5-2 yıla yaklaştığı için. Biz sadece onların yönetimlerine bakıyoruz. Raporlamalarını alıyoruz. 410 bin dolarla 200 bin insanın yaşamına dokunmuş durumdayız. Yani kişi başı 2 dolar. Bütün bu demin anlattığım malzemelerin alımı, harcadığımız paralar, bütün hesaplarımız uluslararası bağımsız denetim şirketi tarafından denetleniyor. Gönüllü olarak, dolayısıyla şeffaf ve hesap verebiliriz. Hiçbir idari giderimiz yok. Her şey amaca yönelik kullanılıyor. Şimdi hedefimiz üye sayımızı çoğaltmak ve ikinci ülke Senegal'e adım attık. Orada şimdi bir kuyu yapımı başlattık. İnsanlar, çocuklar çok mutlular. Suya kavuşacakları için ikinci ülkemiz orası. Üyelik zaten broşürlerimiz de var. Arzu edenler broşürleri de okuyabilirler. Orada üye formlarımız da var. Girmek isterseniz. Katkılarınız, önerileriniz, çevreye yaygınlaştırmanızla sadece Türkiye'de değil, dünyada bir fark yaratmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Tek amaç şu kızın bakışlarına